özgürüz mutfağa yemek yapmaya. Tamam tamam geliyorum. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen yardım. Her şeyimi nasıl aldım. Geçti? Çok güzel geçti. Her şeyimi de aldım. Ben giymeye gidiyorum. Siz bunları güzelce konuştuğumuz gibi her şeyi hazırlıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet hanımlar. Her şeyi hazırladık. Nasıl görünüyor? Harika görünüyor. Her şey çok güzel gidiyor. Eksik bir şey var mı sizce? Her şey tam bizce. Hazırlığımızı da yaptık. Gerisi artık Derya Sultan'ımızın. Derya? Neredesin ya? Geldim. Gördün. Ooo yine çok şıksın. Bu önlüğü sen mi diktin yoksa? Ben tasarladım. Terzim dikti. Şöyle bir Giresun karşılamayla başlayalım mı? Ne dersin? Başlayalım. Kızlar. Hadi artık yarışmaya başlayalım. Önce ne yapacaksın? Önce masayı kurmak istiyorum. 3, 2, 1. Süren başladı. İlk olarak masasını hazırlamakla işe başlayan yarışmacımız siyah masa örtüsünü ve runner'ını serip çiçeğini yerleştiriyor masasına. Kızlar, Derya iyi hazırlandı mı sizce? Vallahi gerçekten iyi hazırlandı. Provasında ben de yanındaydım yemek provası yaparken. İnanmıyorum. Bunlar ne? Gürbüz sana söylemiştim. Sen bayağı süslüymüşsün ya. Sunum çok önemlidir. Evet kesinlikle. Çok önem verir. Gerçekten çok ciddi hazırlandı. Normalde de günlük olarak da her zaman bu şekilde sunumlar yaparak her zaman sofrayı kurar. Tuğçe sen Derya'nın nesi oluyordun? Ben de kuzeniyim 35 yıllık. Ay yaşın da çıktı ortaya. Olsun çıksın yarın doğum günüm. O zaman Tuğçe'ye bir alkış. Tuğçe doğum günü. Zıplalarıyla uyumlu altın gold detaylı tabakların ardından yine aynı renkteki çatal kaşıklarını da yerleştiriyor masaya yarışmacımız. Yemek işiyle ne zamandır ilgilisin Derya'cığım? Evlendiğim günden beridir Gürbüz. Kayınvalidem sağ olsun. Ben küçük evlendim. Hemen beni mutfağa koydu. Kendi de çantasını aldı. Gezdi. Geldi hazır ben de yedi. Kayınvalidenle beraber mi yaşadınız? Sayılır. O ne demek? O benim altımda oturuyor. Ben onun üstünde oturuyorum. Hala öyle mi? Halen öyle. Çok da güzel oluyor. Bakmayın öyle dediğime. Çok seviyorum kendilerini. Çift servis olarak yerleştirilen çatal kaşıkların ardından kumaş peçeteler ve bardaklar da masadaki yerini alıyor. Son olarak toz kaçmaması için masanın üzeri örtülüyor. İnanmıyorum. Bu örtü bile leopar desenli ya. Harika. Evet. Vallahi gözlerim kamaştı. Kalsın. Bitti mi şimdi masa? Bitti. Hemen mutfağa koşan yarışmacımız ellerini yıkayıp yemeklerini hazırlamaya başlıyor. Kızlar ne diyorsunuz menüye? Derya Sultan özellikle Karadeniz mutfağına bugün el atmak istedi. Özellikle yöremizin yemekleri, mısır ekmeği, fasulye gayganası çok meşhurdur. Bilmeyenler için bir farklılık yaratmak istedi. Klasik yemeklerin dışına çıkmak istedi ve harika yapıyor. Bu arada işimiz var demiştiniz. Biz sizi tutmayalım isterseniz kızlar. Derya'cığım başarılar diliyorum. Öpüyorum sizi. Başarılar diliyoruz. Öpüyorum sizleri. İnanıyoruz ve sana güveniyoruz yetiştireceksin. Sarılalım mı? Enerjimizi verelim. Derya Sultanımız. Ayağınıza sağlık kızlar. Ne yaptın bu arada Derya'cığım? Koca karı gerdanımın hamurunu yoğuruyorum Gürbüz. Hamur için neler kullanacaksın? Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt koyacağım. Güzel. 2 yemek kaşığı sirke. Hangilerini koydun şimdi kaseye? Süt, yağ, sirke ve yoğurt. Bir çay bardağı yoğurdun ardından göz kararı un kaseye ekleniyor. Vallahi yarışmacılar menüde illaki el açması olmalı diyorlar. Olmalı diyorlarsa ben de yapıyorum işte Gürbüz. Ama yani koca karı gerdanı bir baklavanın yerini tutar mı hiç? Aynı Gürbüz. Diyeceksin şimdi tek tek açacağım. Sert kıvamdaki hamur tezgaha alınıp yoğruluyor. Şu sayfandan biraz bahsetsene. Yemekle ilgiliydi değil mi? Evet sosyal medyada aktif olarak kullandığım yemek tariflerimi, sunumlarımı yaptığım sayfam var. Kaç takipçim var? 26 bin. Tamamen organik. Hepsi bayan. Bezelere ayrılan koca karı gerdanı tatlısının hamuru nişastayla birer birer aşılıyor. Şimdi koca karı gerdanı derken inan hiç bilmiyorum ama ince olup olmadığından da emin değilim. Gerdan derken ince mi yapacak kalın mı? Vallahi bir fikrim yok açıkçası. Galiba çok kalın.
bir gerdan yiyeceğiz. Ama yine de şerbetini ince açıp açılmadığına dikkat edeceğim. İsmi de zaten çok özür diliyorum Nimet'ten ama çok çirkin. Özür dileyerek söylüyorum. Tuhaf karı, koca karı gerdanı ne alaka? Aman bre deryalar, kalınca deryalar. Biz mutfaktayız. Ne haber Derya? Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni haftadan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hatay'da geçirdiğimiz yoğun, hızlı ve güzel bir haftadan sonra tekrar İstanbul'da çekilerimize start verdik ve yeni haftanın ilk yarışmacısı sevgili Derya. Bakıyorum da hamurlara girişmiş. Evet. Aman da aman ordulu Derya, aldım haberlerini. Kolay gelsin. Teşekkür ve tabii ki ekibimizin göz bebeği, nazar poncuğumuz, anahtarlığımız gibi artık bizi simgesel ve sembolize ederek her yerde kendini gösteren ve maalesef Hatay'da da kurtulamadığımız sevgili Gürbüz burada. Hani sana Antakya'dan kız bulunacaktı da sen gelmeyecektin. Hala arama çalışmaları devam ediyor Zuhal Hanım. Arama kurtarma çalışmaları. Koca karı gerdanı tatlısı için fındıklar robotta çekilerek ufaltılıyor. Bu arada ne kadar şıksınız Zuhal Hanım. Çok teşekkür ederim. Üzerime yakışmış mı ve de biraz yapışmış mı? İlk gün yarışmacımız sevgili Derya'nın menüsüne bakıyoruz. Sevgili Derya kış çorbası yapacakmış bize açılış yemeği olarak. Evet. Mısır ekmeği var. Tabii ki bir Karadeniz uşağı var yanımda. Heda. Ve mısır ekmeğinin yanında fasulye kayganası. Çok severim. Harika. Hamsili pilav. Uy. Ben de diyordum ki bir hamsi kuşu hamsili pilav olsa da yesek, tam da zamanı. Kuru meyveli roka salatası hamsi pilava eşlik edecek ve şu anda da sanırım çalışmalarına başladı. El açması, fındıklı. Ah! Koca karı gerdanı. Bir alkış Derya'ya. Nasıl gidiyor Derya? İlkini yaptım. Evet. Heyecanlısın galiba. Biraz heyecanlıyım. Evet. Sevgili Derya, duydum ki yemek sayfan varmış. Siparişler falan filan. Bir de private aşçılık mı yapıyorsun? Evet. Kolay gelsin o zaman. Kaç dakikası geçti Derya'nın? Zuhal Hanım, şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 27 dakika. Vallahi bravo, çok konsantre. Beni bile gözü görmüyor. Evet. Evet, koca karı gerdanı. Evet. Allah tam Allah. Tam gerdan oldu. Ay tam gerdan oldu. Bu arada tabii ki sizlerle paylaşmak istediğim özel bir şey var. Bu keçim verir misin? Efendim, dün akşam düzenlenen Antin Kuntin ödül töreninde ben de gündüz kuşağının kraliçesi seçildim ve ödülümü aldım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu Antin Kuntin ödüllerinde ödül almanın vermiş olduğu haklı gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Layık görenlere. İlk yüze bile giremeyen programların ödül almasına ne diyorsunuz Zuhal Hanım? Bak ne diyorum. Diyorum, gülüyorum. Efendim Gürbüzcüğüm. Sana da yılın gıcığı ödülünü verdiler. Ama ödül maalesef kameralara gösteremeyeceğim bir biçimi var. Dolayısıyla yukarıda bir ara geçerken uğra vereyim. Ah evet, getirdin mi Gülşah? Gülşah ödülümü getirmiş, sağ olsun Zuhal Hanım. Evet, bu da Antin Kuntin ödüllerinde yılın gıcığı. Ekranların en kılçığı seçilen Gürbüz'e gidiyor. Halkın oylarıyla desem de inanma. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Evet, teşekkürler, teşekkürler. Gururluyuz, mutluyuz. Efendim ben seneye kendim düzenleyeceğim altın soğan ödülü. Olmadı bir altın havuç. Belki de altın turp mu bu, ne bu? Arjantin turbu. Arjantin turbu. Evet, Arjantin o Arjantin'den mi geldi? Yes. Peki, evlisin herhalde sevgili Derya. Evliyim Zuhal Hanım. Kaç çocuk var? İki oğlum var. Maşallah. 27 yaşında büyük oğlum doktor. Kaç? 27 yaşında. Ay! Nedir bu kadın? Erken evlenmişsin. 20 yaşında evlendim. Aa, oğlun doktor. Evet doktor. Ay maşallah, ne mutlu sana. Teşekkür ederim. Nedir branşı? Kulak burun boğazı. Aa, KBB. Evet, şu KBB. Şu günlerde en çok en popüler olan, en çok iştirak edilen doktorlardan malum. Evet. Kış gelmesiyle hastalıklar, virüsler, bakteriler çoğaldı. Herhalde başını kaşıyacak vakti yoktur. Hiç yok. Zaten çok yeni olduğu için nöbetleri çok. Ay, yani bugün bile onu görmeden geldim. Maşallah. İşte, başka mesajda. Çocuk? Küçük oğlum işletme mezunu, babasıyla inşaat firmaları var. Aa, küçük. Beraber çalışıyor. Küçük değil, 24 yaşında o da. Küçük oğlum deyince maşallah. Yani küçük olarak belirtmek istedim. Aa, müteahhit mi eşin? Evet, eşim müteahhit. Aa, ne güzel, ne mutlu sana. Oklavaya sarılarak şekil verilen fındıklı koca karı gerdanı tatlısının hamuru dilimleniyor. Aa, kadının masasının örtüsü bile şık ayol vamp. Ay. Ay 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 ay, şuraya bakayım. Ay!
Ay gözlerim kama... Ay bakamayacağım. Ay bu ne şık masa böyle? Evinden getirmişsin her şeyini. Değil mi Derya? Evet evden getirdim Zuhal Hanım. Özel hazırlandım senin için, sizin için. Ay çok teşekkür ediyoruz. İtina evet çok güzel hazırlandım. Ne kadar özenmişsin. Görüşmeden ay sonra hemen... Çok açmayayım bir şey. Sadece şu kaşığı gösterelim. Efendim altın kaşık ödülü de bizim. Allah'ım yarabbim. Vallahi çok güzel masa. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu sevgili izleyiciler size kime söyleyeyim? Sercan sana mı söyleyeyim? Milan sana. Sercan'a söylüyorum. Herhalde finalistlerden biri var şu an mutfakta. Ay! Ay finalistim geldi. Vallahi geldi. Ay tutamıyorum kendimi finalistimin yanına gidiyorum. 50 bin TL'yi kazanırsan ne yapacaksın Derya? Ne yapacağım Zuhal Hanım? Ne yapacağım? Önce biraz hayır işi yapacağım. Aa, ne tıp güzel fakültesinde zor şartlarda okuyan kız çocukları var biliyorum. Bravo, helal onlara olsun destek olmak istiyorum. Helal olsun. Kendi kazandığım için de sayfamı, sosyal medya sayfamı için ekipmanlar almak istiyorum. Daha aa profesyonel çalışmak istiyorum. Oo, ne güzel. Böyle influencer falan gibi misin? Evet, influencerlık yapıyorum. Aa, yemek üzerine? Yemek, sunum, bazen aa moda. Göstersenize, bazen satış de moda. Evet. Gülşah, Derya'nın sayfasından birkaç örnek göreyim. Seyircilerimizle de sizler paylaşmışsınızdır mutlaka ama eğer siz de yarışmacı olmak ve 50 bin TL kazanmak için ne yapabilirim diyorsanız hemen hatırlatayım. Şunu yapıyorsunuz. tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesabından başvurularınızı yapıyorsunuz. Bilgilerinizi arkadaşlarımıza iletiyorsunuz. Biz de sizi buraya alıp misafir ediyoruz veyahut şehrinize geliyoruz. Tam 50 bin TL yılbaşına sayılı günler kala da tam 100 bin TL için heyecan Doruk'ta. Evet sevgili Derya 100 bin TL için yarışacak yılbaşı haftasına özel yarışmacılarımız. Aman. Evet 100 bin sürpriz TL. Sürpriz. Büyük sürpriz. Görülmemiş bir ödül. Zaten 50 bin TL Gündüz Kuşağı'nda ilk kez görüldü. O da bizde oldu. Evet. Bize kısmet oldu. Şükürler olsun. 100 bin TL. Vallahi billahi muhteşem bir ödül. Bakalım yılbaşı haftasına özel yarışmacılar içerisinde kim 100 bin TL'nin sahibi olacak? Sürpriz isimler gelecek. Siz de biz de izlemeye devam edin diyoruz. Ver bakalım Gülşah bir bakalım. Derya'nın sayfasından. Lükçüm ses çıkardım. Hemen şurada buçuk böyle kurabiyeler poğaça. Ah işte sunum. Bugün de görebileceğiz mi böyle sunumlar? Tabii ki. Vallahi çok seviyoruz. Bak işte açtı. İşte amacı. Aha bu ne mercimekli köfte mi? Çiğ köfte. Ha çiğ köfte of döne döne. Döne döne bakın. Seviyorsun sen herhalde böyle süslü püslü sunumları. Yani yemeğin lezzetini sunumla taçlandığını düşünüyorum. Bence de. Sevmeyene de sevdirttiğini düşünüyorum. İşte buyurun. Bu neydi? Ayvalı kek. Ayvalı kek. Evet. Ay sen de yer misin ayvalı kek? Yemez miyim Zuhal Hanım? Koca karı gerdanı tatlısı için tereyağı eritiliyor. Bu hafta kimler kimler yarışıyor? Tanıt bakalım rakiplerini sevgili Derya'nın. Vallahi bu hafta da yine birbirinden ilginç ve iddialı yarışmacılar var Zuhal Hanım. Evet duyalım. İkinci gün yarışmacımız Serkan Bey. Kendisi bir kuaför. Serkan. 44 yaşında ve Gaziantep'li. Oo! Daha önce bir yıl lokantacılık yapmış ama maalesef batmış. Hayır kıyamam. Ama yani yemek işiyle iştigal ettiği için hem de Antepli olduğu için dikkat, dikkat. Bir yıl kadar bir lokanta deneyimim oldu. Evet kapattım, çok kazanmıyordum. Ben çok kazanmayan bir işi de istemiyorum. Yorucu bir iş olduğunu gördüm. Bu hafta benimle baş edebilmeleri biraz zor. Neden zor? Ben eleştiriye açığım ama gelen eleştirinin cevabım olmasın. Cevabım varsa o eleştiri boşa çıkar. Ve üçüncü gün yarışmacımız Rezan Hanım. Kendisi Mardinli Zuhal Hanım. Mardin'e de gitmek istiyoruz. Hadi Mardinliler arayın bizi. Malatya, Mardin, Çanakkale her yerden başvuru bekliyoruz. Evet. Henüz 7 aylık evli. Üniversite yıllarında da yemek yaptığı için yemeğe çok hakimmiş Zuhal Hanım. Aa, güzel güzel. Ya bu hafta karşıma çıkacak tipler kesinlikle yüksek sesle böyle kendini ön plana atmaya çalışan insanlar olurlarsa tabii ki de altta kalmayacağım. Tabii ki de çok nazik ve kibar bir şekilde onları susturacağım ama hiç hoşlanmadığım şeyler bunlar. Yüksek ses ve böyle ben merkezci insanlar. Umarım o tip insanlar değildir çünkü öylelerse benden çok çekerler. Ara yemekte sunulacak mısır ekmeği için bir kase mısır ununa biraz ayran ve tuz ilave ediliyor. Ve dördüncü gün yarışmacımız Sevim Hanım.
Kendisi aşçı yardımcısı. Aşçı yardımcısı var. Neydi hanımefendinin ismi? Sevim Hanım. Sevim Hanım aşçı yardımcısı. Ha, sıkı rakipler varmış ha. Bir otel mutfağının soğuk bölümünde 2 yıl çalışmış Zuhal Hanım. Aslında ben 18 yaşında evlenen biri olarak hiç mutfağa doğru düzgün girmemiş. Ama her gördüğü yemek tarifini deneyen, yapan, bazen yakan, bazen döken biriyim. Ama kendime çok güveniyorum, el lezzetime güveniyorum. Aşçı yardımcılığı yaparken de getir, götür, Sevim doğra, Sevim bunu kızart işlerini yapan biri olarak gözlemleyerek kendimi yetiştirdiğime inanıyorum. Ve son gün yarışmacımız Esra Hanım. Kendisi 24 yaşında, tokatlı ve 5 yıllık evli. Ah. Basit yemek yapılmasına çok karşıymış Zuhal Hanım. Ve son gün yarışmacısı basit yemek yapılmasına çok karşıymış. Onun menüsünü göreceğiz o zaman. Ben kendi menümü oluştururken çok zorlandım ve çok kararsız kaldım acaba ne yapsam diye. Ama bu menüye bakıp da diğer yarışmacıların menüsünü gördükten sonra eğer en zor benimse, haksız bir puanlama yapılırsa hakkıma asla kimseyi yedirtmem. Bu arada azar azar su ilave edilerek yoğrulan mısır ekmeğinin hamuru yağlı fırın tepsisine alınıyor. Vallahi Derya kaşla göz arasında mısır ekmeğini de yaptı Zuhal Hanım. Aa, mısır ekmeği de hazır. Kadın çat 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 tak bak biz evet. Burada konuşurken bitti. Sen vallahi birbirimize bir çay kahve de içersin. İçerim. Vallahi mi? Biraz daha. Siz de buyurun. Mutfağına sokar mısın girmek isterlerse? Hayır sokmuyorum. Buraya girilmez tabelesi istiyorum. Yazacağım. Şuraya yazın. Girilmez. Sokmuyor. Sokmuyor. Ama girmek isteyenler teşebbüs edenler olacaktır. Ne yapacak? Ne yapacak? Aa, ha, öyle yok. Öyle yok yani. Benim yok. Şöyle durdum mu, ordulu bakışı yaptım mı? İçemez. Evet. Bu arada tatlının şerbeti nerede? Şerbetini hemen koyacağım. Koyacak herhalde. Evet. Koca karı gerdanı gidiyor. Fırına gidiyor. Ben de yoluma gidiyorum. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Zuhal Hanım. Suyun baksın geçsin. Teşekkür ederim. Ama fırında bir şey unutma. Çok önemli. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ama çok çabuk geri döndüm. Ah Zuhal Hanım. Bilin bakalım niye döndüm. Bugün de Buket Hanım burayı seçmiş. Pozumuzu verelim, sponsorlarımızı mutlu edelim. Ve koca karı gerdanı pişmeye başladı mı? Fırında. Mısır ekmeği nerede? Mısır ekmeği arkasından girecek gürbüz. Koca karı gerdanı tatlısının şerbeti hazırlanıyor. Şerbetin ölçüleri nedir? 3 su bardağı su, 3 su bardağı su, 1 dilim limon. Şekerin üzerine su eklenerek tatlının şerbeti kaynamaya bırakılıyor. Mısır ekmeğine neler koymuştun? Mısır unu, biraz sıvı yağ, ayran. Neden ayran koydun? Ayran da yoğrulur, lezzetli olur. Ana yemek hamsili pilav için kılçıkları temizlenip yıkanmış fileto hamsilerin üzerine tuz serpiliyor. Bu hamsiler nereden geldi Derya'cığım? Ordu'dan geldi. Çünkü en lezzetlisi Sinop ya da Ordu'da olur. O yüzden oradan sağ olsun amca çocuklarım sipariş ettim gönderdiler. Mısır ununu da Ordu'dan getirtmiştin değil mi? Mısır unu da fırınlanmış. Hamsiler tuz ve mısır unuyla iyice harmanlanıyor. Şimdi ne yapıyorsun Derya'cığım? Şimdi hamsi pilavının içi için bir baş soğan, bir avuç havucu rendeleyeceğim. Zeytinyağında kavuracağım. Pirinçlerimi yıkayıp içine ekleyeceğim. Baharatlarımı koyup en sonunda maydanozu incece doğrayıp koyacağım. Hamsili pilavın iç harcı için rendelenen soğan ve havuç sıvı yağda kavruluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi boş durmuyoruz. Hemen hamsilerimizin sırtı yere gelecek şekilde... tavanın altına gelecek şekilde, zemine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Hamsili pilav fırında pişmez mi? Neden tavada yapıyorsun? Ama bunu yağ değmesi gerekiyor. Yani hamsi balığı fırında kurur, yağını salamaz. O yüzden tavada yapılması çok önerilir. Yani bizim her türlüsü olur, kiremitte olur, fırında olur. Ama en doğrusu böyledir. Ben de o yüzden hep böyle yaptığımız için, böyle de beğenildiği için bunu tercih ettim. Mısır unu ve tuzla harmanlanan fileto şeklindeki hamsiler... Derileri altta kalacak şekilde yuvarlak fırın tepsisine diziliyor. Hamsili pilav için kavrulan soğan ve havuca pirinç ekleniyor. Kavrulan harç, tuz, kuru nane ve toz kırmızı biberle lezzetlendiriliyor. Hamsili pilav ya gerçekten eğer basit bir meyhane pilavı usulü pişirip de içinde birkaç hamsi göreceksek ben buna hamsili pilav demem ki böyle Zuhal Topal'la yemekteyiz de yakışmaz. Hamsili pilav güzel bir pilavdır ama lapa olmaması gerekiyor ve hamsilerini kendisinin ayıklaması emek yönünden çok önemli. Ve hamsilerin küçük güveçlerde yapması, sunumu benim için önemli. Menüye kiminle karar verdin? Menüye önce kendim karar verdim ama herkese de sordum yapmalı mıyım diye. Onlar da yapmamı söylediler çünkü bana güveniyorlar bunu çok tatlı
tatlı yani tadına çok sıklıkla baktıkları için her zaman gerçekten çok güzel yapıyorum ama şimdi burada bunu burada yapmak artık ne kadar verimli olur bunu göreceğiz. Hamsili pilavın kavrulan iç harcına su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Koca karı gerdanı tatlısının şerbeti soğuması için bir kaseye alınıp buzdolabında bekletiliyor. Fasulye kayganası için taze fasulyenin özellikle böyle büyük mü olması gerekiyor? Şimdi yöremizde zaten bu tarz turşuluk fasulye de yetiştirilir. Fasulye kavurması biliyorsunuz yaparız. İsabet oldu. Ben de marketten böyle geniş bir fasulye buldum. Çok daha güzel olacaktı. Büyükçe doğranan taze fasulyeler sıcak suda haşlanmaya bırakılıyor. Hamsiler fırın tepsisinin kenarından sarkacak şekilde yerleştiriliyor. Eşini kıskanır mısın? Ben de çok değilim ya. İnsan kendine yani güvendikten sonra neden karşı tarafı kıskansın ki? Eksiği olan bence karşı tarafı kıskanır. Bu arada hamsili pilavın pişen iç harcına doğranmış maydanoz ekleniyor. Kış çorbası için bir tane kabak soyuluyor. Çorbaya başka neler koyacaksın? Patates, kapya biber, karabiber, pul biber, karabiber, zerdeçal, en son da krema koyacağım. Neden kış çorbası? İçine zerdeçal katıldığı için kış mevsiminde hani hastalıkları sebebi... dolayı hani şifa olsun. Peki çorbaya tavuk ya da et suyu koymayacak mısın? Hayır, şimdi balık olduğu için ekstra bir et ürünü kullanmak istemedim. Et ürünü ya da işte et sulu bir şeyler yapmak istemedim. Bu arada pilav hamsilerin üzerine yerleştiriliyor. Bizim programı her gün izliyor musun? Yani evde olduğum her gün izliyorum. Bazen denk gelemiyorum, dışarıda oluyorum. Şeyden izliyorum, sosyal medyadan bakıyorum. Bak bak hamsiler nasıl oynuyor bir bak Gürbüz. Tepsinin kenarından taşan hamsilerle pilavın üzerine doğru kapatılıyor. Diğer hamsiler de pilavın üzerini tamamen kapatacak şekilde yerleştiriliyor. Sence bu kış çorbası balıkla uyumlu mu? Ya sebze yani nasıl tavuk suyu olmaz, et sulu bir çorba olmaz, taneli olmaz çünkü pilavın içi tane. Şöyle hamsi menüsü olduğu için önü ve arkası hafifletmeli balığı. Ya bu hamsili pilavın altını neden açmadın merak ettim. Açacağım o çabuk olacak. Soğumaması için fasulye kayganasını yaptıktan sonra onu hemen açacağım. Kış çorbası bence basit bir çorba. Her evde pişebilen hemen olacak bir çorba. Hiç içmedim bilmiyorum. Lezzetinde nasıl olacağını da bilmiyorum. Ama eğer güzel olursa... beğenirim yani. Kış çorbası için kabağın ardından patates de minik minik doğrandıktan sonra tencereye alınıyor. Yine minik minik doğranan kırmızı biber de diğer malzemelere ekleniyor. Yarışmacılar senin kim olduğunu bilmeden sadece menüye bakarak yorum yapmaya başlamışlar. Vallahi menünü basit bulmuşlar. Basit diyenlere cevabım yarıştıktan sonra görsünler diyorum. Benim menüm asla basit değil. Bakın her şey işlemden geçiyor. Her şey ince ince milim milim. Minik minik doğranan havuçta sebzelere eklendikten sonra çorba tenceresi ocağa alınıyor. Üzerine tuz ve un eklenen sebzeler kavrulmaya başlıyor. Eşinle beraber üç erkekle aynı evde yaşamak zor mu? Çok zor. Nesi zor mesela? Gerçekten çok zor. Erkek çocukları çok rahatlar. Sürekli arkalarını toplamak gerekiyor. Ben de onları kıyamıyorum. Zaten birisi... büyük oğlum çok yoğun çalışıyor. Küçük de elinden geldiği kadar bana yardım etmeye çalışıyor ama beraber yaşıyoruz. Kış çorbası için kavrulan sebzelerin üzerine su ve karabiber eklenerek pişmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapıyorsun Derya'cığım? Roka salatam için eriklerimi ve kayısılarımı, cevizlerimi doğrayacağım. Zeytinyağında onları soteleyeceğim. Roka salatamın içine ekleyeceğim. Roka salatası için kuru erik ve kayısılar küçük küçük doğranıyor. Şurada bir cips görüyorum. Karnımız acıkırsa beraber yeriz diye mi getirdin? Yok, onu işte sunumda salatamı yaptığım zaman görselliği daha şükür gelsin. Hatta çok da zevkli oluyor. Roka ve cips bir arada çok lezzetli oluyor. Yanında süsleyerek servis yapacağım. Bu arada pişen fındıklı koca karı gerdanı tatlısı fırından çıkartılıp yerine mısır ekmeği konuluyor. Elle parçalanan cevizler kuru meyvelerle birlikte ocağa alınıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Kuru meyvelerimi, cevizi söylediğim gibi zeytinyağında soteleyeceğim, tatlandıracağım. Roka salatası için biraz önceden yapmak gerekiyor soğuması için. Haşlanan taze fasulyelerin suyu süzülüyor.
fasulye kayganasını hiç denemedim. Ama biliyorum nasıl yapıldığını. Onu da pek beğenmedim açıkçası. Yani çok basit. Yani bir saatte yapılabilecek yemekler neredeyse menünün tamamı. O yüzden fasulye kayganasını da yapabileceğini düşünmüyorum. Ya da daha doğrusu yapabilir bence. Çünkü zaten yarım saatte en geç yapılabilecek bir ara sıcak. Bence seçimleri çok yanlış olmuş. Birbiriyle de uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Vallahi epey hızlı ilerledin. Sadece roka salatanla fasulye kayganası kaldı, öyle değil mi? Evet. Vallahi menüne en az 3 yemek daha ekleyebilirmişsin bence. Koca karı gerdanının oyalayacağını düşündüm. Onda biraz acele ettim. Roka salatasının kuru meyveleri ve cevizleri zeytinyağıyla kavruluyor. Fındıklı koca karı gerdanı tatlısının şerbeti dökülüyor. İkisi de doğru ısıda mı şu an? Fırından çıktıktan sonra soğuk şerbet dökülür. Zaten çok böyle yumuşak bir tatlı değil, gevrek bir tatlı olması gerekiyor. Bunun kurusu dahi yapılır, şerbetsiz. Aynı şekilde açılır, fındık konur. Roka salatası için nar taneleri ayıklanıyor. Sen biraz detaycısın galiba. Biraz evet yani. Mükemmelliyetçi misin peki? Çok ya, bu çok hiç iyi bir şey değil, hiç iyi bir şey değil. Ben bunun başından ayrılmak istemiyorum çok. Zaten bu böyle kuzinelerde ya da işte evdeki ocaklarımızda böyle çevire çevire yapılır. Eşit kızarması için. Çok çabuk kızarır çünkü hamsi yağını çabuk saldığı için çabuk kızarır. İçindeki pilav piştiği için çabuk olan bir şeydir. Sadece sıralama ve yapım aşaması biraz uğraştırır. Bu arada kaynayan kış çorbasına biraz krema ekleniyor. Sen biraz detaycısın galiba. Biraz evet yani. Mükemmelliyetçi misin peki? Çok ya, bu çok hiç iyi bir şey değil, hiç iyi bir şey değil. Ben bunun başından ayrılmak istemiyorum çok. Zaten bu böyle kuzinelerde ya da işte evdeki ocaklarımızda böyle çevire çevire yapılır. Eşit kızarması için. Çok çabuk kızarır çünkü hamsi yağını çabuk saldığı için çabuk kızarır. İçindeki pilav piştiği için çabuk olan bir şeydir. Sadece sıralama ve yapım aşaması biraz uğraştırır. Bu arada kaynayan kış çorbasına biraz krema ekleniyor. Tatlıyı bize Trabzonlu bir yarışmacımız yapmıştı ama orada adı Kocaman Gerdanı'ydı. Evet, şeyde bak, sosyal medyada baktığınız zaman birçok adı vardır zaten. Serkan senin menünü övmüş ama sonra da demiş ki hamsili pilav bana göre ana yemek değil, yardımcı yemektir. Kendi evimizde olabilir ama davet masası için zayıf demiş. Ben yöresel mutfakta ana yemektir. Bilmiyorsa öğrensin. Bu arada tavada pişen hamsili pilav ters yüz ediliyor. Eyvah! Yapıştı mı? Maalesef. Burayı çekmezseniz onları... Vallahi biz her şeyi çekiyoruz Derya'cığım. Öyle gizli saklı yok. Ya o değil de asıl bu yapışan kısmını ne yapacaksın? Ne yapacağız? Ek yapacağız. Kurtulur mu peki? Kurtulur. Kurtulmaya çalışır. Hay Allah! Şimdi bunu bütün olarak görmek istediklerinde ek yaptığın anlaşılacak. Yapacak bir şey yok. Niye yapıştı sence? Bilmiyorum niye yapıştı. Halbuki her zamanki tavanı malzemelerini kullandın değil mi? Aynen. Ocağın altını yakmadan tavada beklettin, ondan mı oldu acaba? Beklemedi, hayır hayır. Her türlü kurtarırım ben şimdi öbür tarafıyla. Hamsili pilav. Onu da hiç yemedim. Hamsiler dağılacak mı? Pirinç güzel pişecek mi? Lapa mı olur bilmiyorum ama umarım güzel olur. Lezzetli bir şey yeriz. Karnımız doyar aslında. Umarım tok kalkarız bu sofradan. Şimdi ne yapıyorsun Derya'cığım? Fasulyelerimi mısır unuyla unluyorum. Tavaya tereyağı koyacağım. Altı üst kızartacağım. Fasulye kayganası. Fasulye kayganası sadece mısır. Hayır hayır, yumurta koymuyoruz. Herkes sevmiyor, kokuyor diye. Yumurta falan koymayacak mısın? Yok, girmez. Koyanlar var ama. Tercih meselesi. Haşlanmış taze fasulyeler mısır unu ve tuzla iyice harmanlanıyor. Bu arada ana yemek hamsili pilav tavada tekrar ters yüz edilerek pişmeye devam ediyor. Şimdi ne yapıyorsun? Tavamıza tereyağımı koyuyorum. Eridikten sonra fasulyelerimi bastıracağım.
Bir kez koyacağım ya, bir daha koymayacağım. Havada ters yüz edilerek pişirilen ana yemeğimiz hamsili pilav nihayet hazır. Mısır unlu taze fasulyeler tavada eriyen tereyağına gelişi güzel yerleştirilerek kızartılıyor. Ya bu mısır ekmeği 120 derecede pişer mi gerçekten? 120 derecede yarına pişer artık herhalde. Yürbüz, sen gene bir şeyler yapmışsın burada. Aşk olsun. Yine mi ben suçlu oldum? Yarışma heyecanı. 20-180 duymuşum Gürbüz. Bu arada fasulye kayganasında problem var galiba. Hayır, hiçbir şey yok. Baksana ama üstü sanki şey gibi. Ne gibi? Basbayağı kesilmiş çorba gibi işte. Sen bilmiyorsun. Hop, gördün mü? Nar gibi. Bu arada fasulyem de tamam. Bir pasta görüntüsü, bir üzeri kızarık, bir ne bileyim sunumu çok güzel. Ben tabaktaki ve biraz da kızarmışlığına da bakmak istiyorum. Yani pilava koyuldu bu haşlama. Hayır, ne yolları var o pilavın? Bir Karadenizlilerin en iyi yaptığı pilavı biliyorum. O yüzden de ona göre değerlendirme yapacağım. Bu arada yarışmacılar menünle ilgili yorumlar yapıyorlar. Mesela Serkan demiş ki, eğer Karadeniz menüsü seçiyorsa ara yemekte mutlaka muhlama yapması gerekirdi demiş. Ama kahvaltıda olur mıhlama. Adet ve şey bilmiyorlar yani, adap bilmiyorlar. O yüzden konuşuyorlar sadece. Hocam ama doğru cevap ver lütfen. Sadece Karadeniz yemekleri yapabildiğin için mi bu menüyü seçtin? Hayır tabii ki ya. En iyi yaptığım, en çok sevilen ve herkesin bilmediği bir şeyleri yapmak istedim. Nedir her gün, her gün, her gün antrikot, antrikot, antrikot. Zuhal Hanım'ın da dediği gibi. Dedim ki artık balık olsun yani. Mevsimi çünkü. Gürbüz, mevsimi. Kaç sefer söyleyeceğim? Salata için sapları temizlenen rokalar orta büyüklükte doğranıyor. Ne oldu? Ne bu telaş? Bu arada ben tatlımı... Ay! Nihayet tatlıya bakmak aklına geldi. Ay! Şerbeti de hiç çekmemiş. Kaç tane var burada bir saysana? Herkes ikişer tane yeter Gürbüz. Fazlası kilo yapar. Peki hangisi benim? Hangisi senin? En yamuğu senin. Ben o yamuğu değil, şunu istiyorum. Evet, şimdi salataya ne koyacaksın bakalım? Kuru meyvelerim hazır. Zeytinyağıyla kavrulan kuru meyveler ve cevizle nar taneleri salataya ekleniyor. Vallahi işte roka salatası dediğim böyle olur. Çok güzel olur. Bu kalanları niye koymadın? Onları süslemede kullanacağım. O zaman salata da bitti mi? Bitti sayılır. Neyin kaldı? Sosum kaldı. Ne sosu? Salatanın sosu. Salatanın sosunu sonra da yapabilirsin. Sen önce mutfağı toparla. Yani mutfak kontrolünü yapmak istemem çünkü ben de yapılmasından asla hoşlanmam. Orası ev sahibinin alanı. Onun alanı olduğu için ben pek hoş bulmuyorum. Kendim de yapılmasından yana değilim. Benim takıntım şöyle, düzensiz düzen hastasıyım ben. Yani yeri olmayan bir şey bile masadaysa en azından... Ya hoş görünsün, güzel görünsün göze. Özellikle masa düzenlerine kesinlikle dikkat edeceğim. Çünkü dediğim gibi yemekteyiz programındayız. Her şey sıradan ve basit olmamalı. Şimdi ne yapıyorsun? Turplarımı dilimliyorum. Balığın yanında vereceksin değil mi onları? Evet. Peki ya soğanı? Soğanı da. Sunum için turplara kalp şekli veriyorsun bakıyorum. Vallahi bir de erkenden bitirdin her şeyi. Vallahi seni tebrik ediyorum. Başaracağını hissetmiş miydin? Hissettiğim için buradayım Gürbüz. Kalıpla kesilerek kalp şekli verilen turpların ardından kırmızı soğanlar halka halka kesiliyor. Limon da koyacak mısın yanlarına? Aa, balığım için limon hazırlayacağım Gürbüz. Ay, sana teşekkür ediyorum Gürbüz. Ya işte, sonra bir de Gürbüz kötü diyorsunuz. Özür diliyorum senden Gürbüz. Hamsili pilavla sunulacak olan limonlar da 4 parçaya bölünerek hazırlanıyor. Birkaç çeri domates de söğüş tabağına eklendikten sonra üzeri kapatılıyor. Yemeklerin bitti mi yoksa? Bitti Gürbüz. Bitirdim. Bravo. Teşekkür ederim. Ya hazır senin kuzenler de daha gitmemişken bunu kutlayalım mı? Senin kuzenleri de çağırıyorum o zaman. Kızlar, oynamaya gelin, oynamaya. Kızlar, siz de iyi ki işinizi bitirip geri gelmişsiniz. Bu arada yarışmamızda ilk kez böyle bir şey oluyor. Yarışmacımız 10 dakika kala bütün yemeklerini ve masasını bitirdi.
söylemiştik Derya Sıkan. Tatlı ne olmuş? Olsun. Boş ver. Tatlı olmadı mı? Niye öyle düşünüyorsun? Çok güzel oldu, harika. Yok öyle değil mi? O kadar ya, en azından yetiştirdin öyle de. Çok acele ettim onda. Yani vaktimin kalacağını bilseydim. 10 dakikan var. Artık giyinmeye gitsen mi, ne dersin? Hadi görüşürüz kızlar. Görürüz, bunu da alayım öyle gideyim. Al tabii. Görüşürüz kızlar. Sana bol şans Deryacığım.